diye bir kuruluş var. Amerikan Turkish Association diye. Yani bir gayretler sarf ediliyorlar. Burada e, bazı büyükelçilerin büyük destekleri oldu o konuda. Şükrü Erek Dağ gibi falan mesela. Evet. Evet. Yani diyeceğim, e, emekli olduktan sonra e, Net Holding'in yönetim kurulunda görev aldım. Ayrıca Ataköy Marine'yi yaptık. E, deniz turizmine ve yatçılığa çok ee, büyük bir inancım vardır. Çünkü büyük yatçılık iyi para getirir. Yani Sultanahmet turisti gibi değildir. Yani yat turistçi. Daha e, varlıklı insanlardır. Onun için marina lazımdı. İşte Bodrum Marinası, işte Kuşadası, işte bu bizim Ataköy Marina'yı falan onları <laughs> meydana getirilmesinde hizmet ettik. Ee, ondan sonra bazı inşaat ve şeyde hastane yapımı vesaire konusunda yeterek kazandırdık Türkiye'ye getirdik bir takım şeyleri. Yani sivil hayatımız da böyle geçti yani şeyde çok. Ee, ben uzun sürede sizi takip ettim komutanım. Yani birçok holdingde. Evet. Bir holding evet görev yani aldınız. yani bir ben çok... size şunu söyleyeyim. Mesela e, Türkiye'deki e, bütçe giderlerinin en büyüğünün enerjiye gittiğini gördüm ben. 60 milyar falan gidiyor yani dolar. Enerji ne? E, karbon, hidrokarbon bazlı şeyler. Yani gaz, petrol filan. E bu da Türkiye'de barama yok yani. Onu da getireceğim zaten şeye. Alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Temiz enerji kaynaklarına ihtiyaç var. O sırada F-16 projesinin offsetleri vardı. Offset diyorlar. Yani eğer bir hastane, bir eğitim müessesesi, bir ee çevreyle, çevre dostu bir işe girişiyorsan o offset sana destek oluyor yani. Para evet. desteği oluyor. Ee, rüzgar enerjisiyle e, devreye soktum ben. Amerika'dan eee Sea West diye bir e, şeyi, e, Kaliforniya'nın meşhur e, şeyini Türkiye'ye getirdik. Onlarla bir analiz yaptık, rüzgar ölçümü falan yaptık. En güzel rüzgar şeyde var. E, Bozburun, Bozburun diyorum, Karaburun e, Alaçatı bölgesinde var. Orada çok rüzgar var. Zaten surf okulları da orada hep biliyorsun rüzgar olduğu için orada Oraya e, 12 tane rüzgar jeneratörü e, kurduk. Danimarka'dan alındı şeyler, onları kurduk. E, İzmirli iş adamlarına bir işbirliği, e, işbirliği diye bir teşkilat kurdular. Onlar ortak oldular. E, bu e, offset fonundan paralar oraya sağlandı vesaire. Ve bugün Türkiye'nin ilk temiz enerji kaynağı olan şeyin de ona da ön ayak oldum. Ama orada benim ne hissem var ne herhangi bir e, çıkar beklemedim orada. Yani sadece Türkiye'ye bir katkısı olsun diye düşündüm. E, Alaçatı e, bir balıkçı köyüydü. Orayı e, kalkındırdık, yol yaptık, işte yer yaptık filan. E, Fransa'daki e, sahil kenti vardır Port Grimo diye. Onun mimarını e, Fransva Süperi'yi getirdik oraya o dizaynı. O yaptı. Bugün Alaçatı bir dünya markası haline geldi yani o şekilde. Yani sivil hayatımda da bunlarla uğraştım. Aya güzel işler komutanım. <laughs> Ondan sonra acaba efendim. sonra işte tamamıyla emekli olduk. Emekli olunca dedim ki ya anılarımızı yazalım. Yaz baba yaz dediler çocuklar. Şey güzel. İşte onları yazdık. Şimdi yakında başlanacak herhalde. Ee, Şöyle NATO'nun Akdeniz'deki ilk Türk komutanlığını yaptım. Albayken şey. Komod yani Komodorluğunu yaptım. O sırada e, meşhur Velos olayı oldu biliyorsunuz belki Velos olayını. Belki hatırlamazsınız. Yunan eee junta vardı Yunanistan'da. Albaylar vardı Güzel. ve bizim Velos'un komutanı Niko benim çok iyi dostumdu. Toprağı bol olsun. O junta'ya karşı bir girişimin içindeydi. Fakat denizde benimle beraberdi. <laughs> yani dönerse Yunanistan'a yani adamı tutuklayacak tuttıklayacaklar filan falan falan bu üzerine o ayrılmak istedi ee, konuştuk onlar ee, o da e, <laughs> sisam adasında doğmuş adada doğmuş bir adam harp senelerinde Türkiye'den gelen ekmek gemilerini ekmek motorlarını beklerlermiş ekmek Çünkü Yunanistan'dan bir şey gelmiyor Türkiye çok beslemiş o adaları harpte Yunan adalarını yani i̇kinci Dünya Harbi'nde değil ikinci mi? İkinci Dünya Harbi'nde. Kurtuluş gemisi var mesela. Evet, onlar gitmiş evet. gelmiş falan. Onun için benim boğazından Türk ekmeği geçtilerdi de. Toprağı bol olsun Niko. Yarbaydı o zaman. Ben ayrılacağım dedi. Dedim tamam bir yolunu buluruz. Çünkü NATO talimnamesinde... ...milli nedenlerle birliği terk etme izni isteyebilir. Komutan uygun görürse kabul eder diye bir evet, madde evet. vardı. Onu sordu... Milli nedenlerden ayrılmak istiyorum dedi. Uygundur. Good luck Nick diye ona bir mesaj attım. Gitti. Gemiyle beraber İtalya'ya sığındı. Oradan siyasi sığınma hakkı istedi. Oradan Londra'ya geçti. Londra'da Venizelos Shipping Company'de oradaki e, armatör şirketine girdi. Ne zaman ki junta devrildi 74'te, bu söylediğim 72'de oluyor. 74'te junta devrilince Karamanlis geldi Yunanistan'ın başına. Başbakan. Bizim Niko'yu da aldı, amiral yaptılar. Niko sonra Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Oh. Ya. <laughs> <Çok ilginç. gülüyor> Toprağı bol olsun. Benim iyi arkadaşımdır. Orada bir kitabı var. Geçsene şu kitabı. Onun hayatı hakkında yazılmış bir kitap var. Çok güzel. Sizden onu, de bahsediyor mu orada? O canım? Bana ya bana etmiş onu diyor ki bu kitap senin sayende yazıldı diyor yani. Ha şu kitap. Bu işte Niko. Kitap Rumca maalesef yani Yunanca ama baş yazısı onun e, içine, kapağın içine bak bak. Şuna şuna bak ha. Ee, Anladın mı? Orada diyor ki sen e bana diyor good luck Nick dedin ya o benim hayatımda parola oldu diyor. <laughs> 25 Mayıs 1973. Evet. O onun hayatı ama şey Rumca. E, Rumca yazmış. İçinde bahsediyor ne yaptık ne ettik falan diye. Ama çok değerli bir... Evet. Bak burada resimler var. Onu da göstereyim sana. Sizinle olan var mı? Ha? Sizinle de var, var mı? Var var. Olmaz olur mu canım? Ne evet. 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 bakayım bir dakika. İşte. Bak burada ben komutanım. Bu İngiliz. Bu İtalyan. Bu Amerikalı. Bu Yunanlı. Bu Amerikalı zenci. Burada Trieste valisi bu. 3.6 ziyaretimizde ben Çağrı Kuvveti yani NATO'nun komutanı iken bu gemiler benim emrimdeydi. Ee, şurada var ya şeyde nerede? Şurada. Oradaki onu ha. daha sonra çekeceğiz. Evet. Çok değerli bir şey komutanım. Evet. Bunun aslında ya bu onun kçesi kitabı... var mı bilmiyorum. Bu kitabın Türkçesi var mı bilmiyorum. Belki Türkçesi yok zannediyorum bunun. Tabii onun hayatını anlatan bir kitap. Bu Türkiye tercüme etmemişlerdir bu, belki. Evet, evet. Çok değerli bir kitap. Evet. Neyse Çok yani diyeceğim bir de bu var. Hayır bu gitti tabii. Niko gitti. Kurtuldu. E, gemi geldi geriye. Tekrar başka komutan koydular içinden. Aşağı yukarı 35-40 kişilik falan bir ekip de onunla beraber gitti. Evet. Tabii gemi zayıfladı. Kazan suyu yapamıyor. Ekmek dahi pişiremiyor. Fırıncılar falan da gitmiş onunla beraber yani şeyde. Bu geldi. Cenova'da katıldı bana. Lan gemi Kazan suyu yapamıyor. Gemi kaldı. Şamandıra gibi. Denizin ortasında kaldı. Onu aldım. Bordama yedek yaptım. Velosu. Fırından ekmek. Evaporator dediğimiz şeyden e, arıtma tesisinden kazan suyu yaptım. Tatbikata onunla beraber bordo bordaya katıldık. Sonra tatbikat sonunda o ayrılacaktı. Ona kazan suyunu doldurdum. Fırını da doldurdum bir yemeğinde fırını da filan. Ayrıldık güle güle diye. Dizildiler böyle bordaya. Geminin bordasına Velosun Zito, Zito diye bağıra bağıra ayrıldılar. Velos bugün Yunanistan'da demokrasi anıtı olarak, müze olarak kullanılıyor o gemi. Muhrip. Var ya bu gördüğün evet, muhrip var evet, evet, evet. Yani böyle de bir hikayemiz var. Çok değerli. Yani eee... Hem Belos'un komutanı çok değerli kardeşim rahmetli yahut da toprağı bol olsun e, Niko papas ki oğlu da amiral. E, Niko. E, Şeyi hakkı. merak ediyorum komutanım. Tabii siz yakın dostluğunuz da var. Türkiye'ye bakışı nasıldı? Türkiye'ye bakışı. Benim gırtlağımdan Türk lokması gitti diyordu adam ya. Türkiye bakışı harikaydı. Ne diyorum bak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Deniz Kuvvetleri var. Komutanlığı yaptı. Yaptığı zaman hiçbir sorunumuz yoktu bizim aramızda. Ben o zaman Güney Deniz Sağ Komutanıydım. Ben ondan sonra şeyden sonra Güney Deniz Sağ Komutanı görevindeyken Türk Yunan müzakerelerinde heyet başkanı olarak gittim. Türk Yunan müzakereleri var ya şeyden sonra Davos'tan sonra Davos'tan, ortaya çıkar. Evet. O zaman beni tayin ettiler şeye. O delegasyonun başkanı bendim. Yunanistan'a giden. O zaman tabii emekli olmuştu şey, e, söyle. Komutan. E, e, Nico, evet, e, emekli olmuştu. Davet etti beni geldiler ve gidemedim çünkü şeyler vardı. Benim <laughs> şimdi e, tabii Yunanistan'da bir takım hayali şeyler var. Mesela e, Megali İda dedikleri bu evet. büyük hayaller var. Büyük hayaller içerisinde işte enosis var, bilmem ne var falan. Bunlar hayal şeyleri. Bunlar iç politikada kullanıyorlar bunlar ama doğru değil. Yani Türkiye ile Yunanistan'ın bir arada dost olarak kaynaklarını en iyi şekilde kullanıp halklarının refahını sağlayacak tutuma girmeleri lazım. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Geçen gün onu düşündüm. Ya neymiş bu Osmanlı Devleti biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu Kaç tane devlet çıktı Osmanlı İmparatorluğu'nda? Bir şey, tüm Orta Doğu. Kaç tane? Bütün Ortadoğu, bütün şey, Balkanlar, Balkanlar. bilmem ne. Ha? Tamam mı? Tabii, bir sürü. Evet. Hiçbirine asimilasyon yapmamışın. Hiçbirinin dinine, imanına, bilmem nesine, kültürüne, lisanına karışmamışın. Var mı? Yok. Yunanistan Yunanca konuşuyor, Bulgaristan Bulgarca konuşuyor, kiliseleri ayakta tutuyor. O kadar doğru ki sen buradaki Ortodoks Kilisesi'ni bile burada tutmuşsun. Yani çok büyük hoşgörüsü var ama Türk milletine karşı bir peşin ön yargı var dünyada. Ya yani Türk milleti adil bir millet yani. Öyle davranmışın. Bu kadar ülke çıkmış meydana, ürdünü, bin memlecesi, şuzu buzu hepsinin dini, imanı, lisanı, kültürü bilmemesi olduğu gibi duruyor yerine. Yani onları sömürmemişsin yani İngilizler gibi yahut da başka ülkeler gibi. Ama acı tarafı da o komutan şimdi İngiltere... Acı tarafı ön yargı. Bak ben sana onu yo, söyleyeyim. Yok yok, İngiltere sömürmüş ama bugün git o ülkelerin hepsini. Yani anladım dersin. Şimdi İngiliz, Yunanlı, hayranlı. Yunanlı e, Hidra Adası, Yunan Adası değil mi? Hidra Adası. Osmanlı'nın bütün denizcileri oradan gelmiş yani. yani bana söylüyorlar 1571 Kıbrıs'ı alırken Venedik'ten alırken. E, donamanın büyük bir kısmında benim Yunanlı elemanlarım var. Onlar Türk. Osmanlı tebaası onlar. Evet. Osmanlı bayrağı altında savaşmış adamlar. Te 1820 bilmem kaça kadar. 27'lere kadar. Yani 1823-25 filan işte o İngilizlerin kuz şey evet, yapıyorlar evet, ya. Evet. Lord Byron'ı falan gönderiyorlar ya. Kuşkurtuyorlar. O zamana kadar Don Osmanlı donanmasının elemanları. Hatta Yunanlılar e, bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra denizci bulma sıkıntısı çekmişiz biz. Yani donamaya kürekçi, memleci falan, yelkenci falan o, o sıkıntılar gelmiş hatta hani e, böyle derler yani, yani elinde fenersiz yakalandı falan diye laflar vardır onlar denizci avlamak için kullanılmıştır yani şeyde. Işte. Yani demek istediğim bunlar Osmanlı'nın elemanlarıymış vakti zamanında. Onun bayrağına o bayrak altında <laughs> savaşmışlar. Evet. Yani. Fakat ya, şimdi Osmanlı'ya bakıyorum her dağılmış ama ülkelerin hiçbirinde bir asimilasyon yok, bir şey yok, bir baskı yok. Kilisesi var yerinde duruyor. Havrası duruyor. Lisanı aynı lisanı. Kültürü değişmemiş. Hadi evet. evet. Ama dünyaya bunu anlatamıyorsun. Doğru dürüst anlatmak lazım. İyi tanıtmak lazım. Yani Türk milletinin vasıflarını çok iyi tanıtmak lazım dünyaya. Ben onu düşünüyorum. ben. İşte bunu Rumlar başarıyor, biz yapamıyoruz işte. Benim Rumlar haksız oldukları halde e, kredi topluyorlar. Biz haklı olduğumuz davalarda da sesimizi, davamızı savunmakta sıkıntı çekiyoruz. Bunun için bir formül bulması lazım Türkiye'nin aydınların akademisyenlerin, siyasetçilerin falan bir şeyler yapması i̇şte lazım. Dışişleri yani. evet. kaynağını çok şey. Şimdi şeye gelince, lazım. biliyorsunuz e, İnebahtı Savaşında Osmanlı donanması bayağı darbe yiyor orada. Orada. <laughs> Enteresan bir olay var. Onu anlatayım de o çok enteresandır çünkü. Ee, şimdi efendim ee, e, Kalabria dediğimiz İtalya'nın çizmenin burunda doğan bir adam papaz olmak üzere onu Napolya'ya yolluyorlar. Bu adam e, İtalyan e, denize çıkıyor. Tabii o zaman karadan yol yok. E, denizden gidiyor. Denizden giderken bizim korsanlar şeyler e, yakalıyorlar. Cezayir, Mezayir falan oradan. Ve adam Müslüman oluyor. Ve e, adını Ali koyuyorlar. Bunu çünkü yakalayan da Ali. <laughs> Uluş Ali Reis oluyor bu adam. İtalyan. Uluş Ali Reis. O zaman zaten devşirme var biliyorsun şeyde. Uluş Ali Reis, Turgut Reis'in yamağı olarak çalışıyor. Onun yanında çalışıyor. Turgut Reis. Büyük dük denizci Turgut Reis'in yanında çalışıyor. Hatta 1565 Malta Muhasarası'nda Turgut Reis, onun kucağında şehit oluyor. Malta'da. Ben Malta'da görev yaptığım için NATO görevi Malta'da onu söylemedim. Malta'da da görev <laughs> yaptım. Evet, o zaman karagah Malta'daydı. NATO karagahı vardı orada. İngilizlerin hakim olduğu bir karagahtı. Orada görev yaptığım zaman onun tarihini inceledim. orada yani Malta muhasarası var. 1565 çok önemli bir olay. Fakat başaramamışız onu. E, Turgut Reis de ne yaptınız siz diye geliyor yani yanlış iş yaptınız falan derken bir şarapnel geliyor. Turgut Reis, Uluç Ali Reis'in kucağında şehit oluyor. Uluç Ali Reis İnebahtı Savaşı'nda yani Lepanto dedikleri İnebahtı Savaşı'nda filotilasını kurtaran yegane komutan Reis. Öbürleri hepsi perişan İnebahtı'nda. İkinci Selim var şeyde tahtta. Süleyman ölmüş. İkinci Selim geçmiş. Sarı Selim dedikleri var ya. Sarhoş Selim. Kıbrıs'ı alan işte. Geliyor bu. Padişahım diyor. Bunlar kaldı diyor. Bunlar kaldı dedi. Yani kendi pilotinası Öbürleri ne oldu diyor. O şehit oldu. Öbürü esir oldu falan. Seni kaptanı dereye eyledim diyor. Kaptanı dereye gitmiş çünkü. Şeyde. Kaptanı Derya eyledim deyince ama diyor bu Uluç Bulucu olmaz senin ismini değiştireceğiz diyor. Uluç Ali Reis oluyor Kılıç Paşa. Kılıç Paşa ile Uluç Ali Reis aynı adam. Bu da İtalya'daki işte o herif adam şeyden gelen adam. Kılıç Paşa. O da diyor ki padişahım diyor lütfettin buyurdun diyor ben de diyor bir şeyler yapayım diyor. Yani ne yapayım cami müştemilat falan yapmak istiyor. Bana bir yer göstere oraya yapa. O diyor ki sen ki denizlerin amirisin diyor. Kaptanı deryasısın. Sana karada yer mi gösterem? Kendine bir yer bul orada yapa diyor. O da tophaneyi dolduruyor önünü. Tophane var ya. Evet, evet. Tophanedeki meşhur Kılıcılı Paşa Camii'ni yaptırıyor. O yaptırıyor. Mimar Sinan'a yani. yaptırıyor. Tabii. Şu nargicelerin olduğu nargiceler. Anacığım bunlar abi. şehrin tarihini bilmek lazım. İstanbul tarihi bir hazine. Çok önemli. Nereye parmak atsan bir tarih var. Tophane. Gemiler oraya geliyorlar. Oraları deniz esasında. Oraya geliyor. Oradan toplar, moblar, mermiler, şutlar bunlar neydi? Tophane ismi oradan geliyor yani. Bir, yani tersanenin bir devamı. Orada donatılıyor gemiler. E oranın başına geçen adam da orada dolduruyor orayı. Bugünkü Ali Paşa Camii var ya şeyde, tophanedeki evet, evet, evet. mimar Şıran'a onu yaptırıyor. Onun bahçesinde bir gemi vardır zaten. Dikkat ederseniz. Böyle bir yelkenli gemi vardır. Evet. Şeyde. Ama kimse farkında değil. Değil, değil ben. Ya kusura bakma bunları e e, söylüyorum hata, yani şey? top, top, e, çünkü top. enteresandır yani bir şey Kıbrıs ismi nereden gelmiş? Kıbrıs ismi bakırdan geliyor. Bakır, Kupra. Kupra bakır demek. Kapris bakır ülkesi demek. Bakır varmış orada. Tuş devrinden sonra orası meşhur oluyor. Yani serveti bakımından meşhur oluyor. Bir de jeopolitiği bakımından meşhur oluyor. Yani yer bakımından da meşhur. Aslan yürekli Richard bile orada ölmüş yani. Fransızlar orada bir krallık kurmuşlar vakti zamanında. Yani Kıbrıs öyle ufak tefek bir yer değil ya. Yani. Çok büyük geçmiş olan bir yer. Ama Türkiye onu Yunanlılardan falan almamış. Yunanlı o zaman Türk donanmasının bayrağı altında savaşan bir adam. Evet. Orayı Venediklilerden almış. Yani. Hatta Beşur Sokulu'nun bir lafı vardır. Belki bir duymuşundur. Siz İnebahtı'nda bizim sakalımızı kestiniz. Biz ise sizin Elinizi kestik diyor Kıbrıs'ı alarak. Yani siz bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Sakal yeniden çıkar diyor Yani evet, donanmayı evet, imaya donanma. ama biz Kıbrıs'ı aldık falan. Yani öyle bir hikayesi var e, Kıbrıs'ın. Kıbrıs çok enteresan e, bir ülke. Türk milletinin bir vasfı var. Bu vasfı övünerek söyleyemiyorum maalesef. Türk milleti adalardan hoşlanmaz. ada Adayı sevmez Türk milleti. Adalara verdiği isme bak. Domuz Adası, Köpek Adası, bilmem ne Hayırsız Ada, Uğursuz Ada falan yani adalara verdiği isimler de doğru dürüst isimler değildir. Bizans'ın verdiği isimler Prens Adaları. He? Heybelada falan Prens Adaları. O biz vermedik o isim. Onlar vermiş. Biz orada Hayırsız Ada, Namussuz Ada falan yani adalara küfreden bir milletiz. Evet. Yani biz ben adada okudum. da Bahriye olarak Heybelada'da bile uzun süre kalmadı. Millet yarım adaya Tuzla'ya gitti. Yani Bahriye bile orada durmadan demek istiyor. Onun için buna dikkat etmek lazım. Adalarda yaşayan Türk nüfusu çok azdır. Yani, yani Çünkü azınlıklar yaşar adalarda. Hakikaten de öyle. öyle ya, de, de yani o... hoşlanmaz Türk hoşlanmaz. milleti adadan. Yani ayağı karada olacak anladın mı? Yarımada işte. okey. Ama adalar... E, adalarda ya, yani bir şey de var böyle şey git yani kimseyi gönderemezsin zorla şey adaya madaya falan. Yani Türkiye'nin doğu batı hududu nerede diyorsun? Adam Çanakkale dedi. Olur mu kardeşim senin koskoca İmroz Adası senin adan değil mi? Adayı saymıyor bile yani düşünsen yani. Evet. İmroz Bozcaada bizim adalarımız değil Türkiye'nin batı hududu nereden geçiyor dediğin zaman adam Çanakkale diyorsa adam farkında değil. Bozcaada'nın İmroz'un var <laughs> olduğunda yani. Ha. Onun için hani adaları niye kaybettik falan? Çünkü adaları sevmedik biz. Sev, sevseydik belki daha iyi olurdu. Ya bu benim kanaatim tabii yani. Zaten. Doğru bir tespit. Evet. evet. Şimdi Kıbrıs harekatı... söylediğim gibi bu e, çıkarma araçları falan yapıldıktan sonra yani Amerika'dan gelen mühendislerimiz buradaki e, okullarda okuyan arkadaşlar o araçları yaptılar o araçlar yapıldıktan sonra biz bir Tugay artı bir anda çıkarabilecek şeye geldik. Tabi burada Kıbrıs Harekatı'nın hem hava kuvvetleri hem deniz kuvvetleri.